İşte burası bomba ifadeler yani. Benim dediğim gibi bir nur kopatım ve bu ifadeler tam bir saatli bombadır. Bakın. Dost, kardeş, talebe. İşte şu üç tabaka benim üç şahsiyetimle alakadardır. Dost, benim şahsi ve zati şahsiyetimle münasebettar olur. Kardeş, abdiyetim ve ubudiyet noktasındaki şahsiyetimle alakadar olur. Talebe ise Kur'an-ı Hakim'in dellalı cihetinde ve hocalık vazifesindeki şahsiyetimle münasebettardır. Şu görüşmenin de üç meyvesi var. Birincisi, evet burada dost, kardeş, talebe. Dost, gel seninle beraber gezelim, dolaşalım, çay içelim. Evet, kardeş, gel beraber namaz kılalım, ibadet edelim. Peki talebe? Talebe bu diğer ikisinden nasibi olmakla beraber gel nurculuk yapalım, nur kopat alalım. Mustafa Kemal'e tokat vuralım. İlmen ve dinen ve imanen, kalben, ruhen, aklen, şuuren, mantıken onu reddedelim, ilzam edelim. Onu tard edelim. Nurculuk yapalım. Budur yani. Manası budur. Dost, kardeş, talebe. Dostun kardeş ve talebeden nasibi ve hissesi yoktur. Zaten olamaz. Fakat talebenin kardeş ve dosttan fazlası var, ziyadesiyle eksiği yok. Noksaniyeti yoktur yani. Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın. Ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin. İşte şu üç tabaka benim üç şahsiyetimle alakadardır. Dost, benim şahsi ve zati şahsiyetimle münasebettar olur. Kardeş, abdiyetim ve ubudiyet noktasındaki şahsiyetimle alakadardır. Talebe de diyor, şahsiyetimle münasebettardır. Fakat hocalık vazifesindeki en şiddetli, en dehşetli nurculuk hizmetinde beraber yapılan hizmetin ortağıdır yani. Ortak diyoruz ya. İşte bu şirketi maneviyenin bir hissedarıdır. Hissesi ondadır.